Merhaba arkadaşlar, ben Kenan İnce. Şimdi kodumuzda web'e geçiş yapmadan önce son bir kod düzenleme ile ilgili ders yapmayı uygun buldum. Bunun sebebi de ilk başta biz her şeyi main sınıfında yapmıştık ve main sınıfı statik olduğu için bütün çağrıldığı metotların da statik olması gerekliliğiydi. Ancak şu an biz sınıflarımızı, metotlarımızı ayırdık. Doğal olarak statik anahtar sözcüğünden kurtulmamız gerekiyor. Statik anahtar hani birkaç tane ya tabii ki bu Java'ya yerleştirildiği için yani bazı gereksinimlerden dolayı yerleştirilmiştir. Ancak mecbur olmadığınız sürece de kullanmamanız gereken bir şey diyebiliriz. Bunun en büyük sebebi runtime'da herhangi bir değişiklik yapamazsınız statik metotlarda, sınıflarda, değişkenlerde. O yüzden biz şimdi buradaki statik anahtar kelimelerini kaldıracağız. Bunu kaldırarak başlayalım. Şimdi buradaki statiği kaldırdığımız zaman ilk fark ettiğiniz şey kategori hataya düşüyor. Neden? Çünkü statik olmayan bir metoda ben bu şekilde bağlanamam. Bu nesnenin bir instance'ını, bir örneğini oluşturmam gerekiyor. Ayrıca şuradaki statikleri de kaldıralım. Bunları kaldırdığımız zaman da JDBC sınıfı zaten hataya düşecek. Oraya da geçeriz. Şimdi bunu oluşturmamız gerekiyor. Bunu şu şekilde oluşturabiliriz. Yani DB connection, DB diyelim kısaca eşittir new DB connection diyerek oluşturabiliriz. Ve burada da db.connect dediğimiz zaman sorunu çözeriz. Ancak aynı tanımlamayı benim aşağıdaki metotta da yapmam gerekiyor. Buraya da db.connect demem gerekiyor ki bu hatadan da kurtulayım. Tahmin edeceğiniz gibi hani bizim yazılım geliştirirken bir diğer prensibimiz try prensibi. Try prensibi nedir arkadaşlar? Hani don't repeat yourself. Kendini tekrar etme. Yani bizim mümkün olduğu kadar bir kodu bir yerde yazıp oradan kullanıyor olmamız gerekiyor. Tabii bunun da sınırları var. Kodumuzun müdahale edilebilirliğini, esnekliğini bozmayacak seviyede bırakmamız gerekiyor. Hatta bu burada kalsın. Şimdi biz her metotta bunun bir örneğini oluşturuyoruz. Bunun yerine benim öyle bir mekanizma kurmam lazım ki bir kere oluşturayım bunu ve benim ihtiyacım olan her yerde o nesneyi kullanabileyim. Şimdi bu noktada hani en basit dizayn tasarım şablonlarından Singleton vardır. Ancak ona girmeyeceğim ben. Daha basit bir çözüm yapacağım. Yani sınıf bazında tekleme yapacağım ben. Ama aslında proje bazında da tekleme yapılabilir tasarım şablonlarıyla. Şimdi burada ben DB Connection diye yine kısaca DB diyelim biz. Bir tanımlama yapıp ve bunu da burada initialize edebilirim. DB connection diye oluşturup doğal olarak şu tanımlamalardan kurtulabilirim. Ancak encapsulation gereği eğer encapsulation noktasında bilginiz yoksa Java eğitim video serisinde encapsulation'da bahsetmiştim. Bizim bu kullanımımız çok doğru bir kullanım değil. Bunu da bir tık daha ileri taşımamız gerekiyor. Bunun birinci prensip olarak private tanımlamamız gerekiyor bütün değişkenleri. Ve bizim nesne oluşturmasını da aslında burada yapmamız uygun değil. Çünkü burada yaptığımız zaman bizim bu kategori DAO nesnesi her oluşturulduğu zaman ister kullanılsın ister kullanılmasın bu nesnede oluşturulmuş oluyor. Ancak onun yerine sadece veri tabanı bağlantısına ihtiyacım olan metotlarda, olan durumlarda kullanmak istiyorsam şu anki yapacağım sistem yani çok mükemmel olmasa da optimum bir çözüm diyebiliriz. Encapsulation gereği bizim bütün değişkenlerimizi private tanımlayıp getter setter üzerinden iletişim sağlamamız gerektiğini söylemiştim. Tamam, bu şekilde yapıp ben buralarda şuna çevirebilirim. This nokta get db. Peki db olarak bırakamaz mıyım? Db olarak bırakabilirim ancak db null olduğu için null pointer exception alırım. İsterseniz o şeklini öncelikle görelim.
O sorundan nasıl kurtulacağımıza sonra geçelim. Tamam, şu an getirse ben DB dedik. Ancak zaten farkındasınız, hiçbir yerde DB Connection sınıfının yeni bir örneğini oluşturmuyoruz. JDBC'deki düzenlememizi de yapalım. JDBC'de de kategori DAO'nun bir nesnesini oluşturmamız lazım. Eşittir kategori DAO dersek ve burada da artık CDAO diye kullanmamız gerekiyor. Evet, yeni bir örneğini oluşturduk ve bu şekilde problemlerden kurtulmuş olduk. Şu an burası statik değil. Buradaki hiçbir metodum statik değil. Ancak dediğim gibi çalıştırdığım zaman zaten null pointer exception alacak. Bilgisayarda bir kategori eklemeye çalıştığımızı düşünelim. Bakın null null diye geldi. Bu nulların sebebi aslında bizim buradaki şu istisnaya düşmesi. Bunu da şöyle gösterebilirim size. Bakın başına ben tre koydum. Hani diğer exception'a değil bu exception'a düştüğünü görmemiz için. Şu eski çalıştırmalarımızı tekrar bilgisayar diyorum. Enter'a bastım. Bakın oradaki hataya düştü. Yani istisna bunu yakalamış oldu. Bunu nasıl halledeceğiz? Sorunu söylemiştik zaten. Bu DB'nin null olması. İşte bunu getirsetir sistemi de şu şekilde çözebiliriz. Burada ben bir şart yazıyorum. Diyorum ki eğer buradaki DB null ise yenisini oluştur. List.db eşittir new db connection. Doğal olarak bu metot ne yapacak? Eğer getDB diye çağırırsam ben DB niteliği eğer nullsa yenisini oluşturacak. Eğer null değilse mevcut halini çağırana return edecek. Doğal olarak optimal bir çözüm diyebiliriz. Buralarda getDB yani getter üzerinden haberleşmeyi geçirirsem az önceki null hatasından kurtulmuş olacağız. Hemen tekrar deneyelim. Tekrar elektronik diye ekleme yaptığım zaman bakın bu kez elektronik diye ekleme yaptı. Null hatası almadı. Biz zaten buradaki private tanımlayıp getir setter üzerinden iletişimi bütün sınıflarımızda uygulayacağız arkadaşlar. Sizin de uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi geldik kategori. Bakın bizim entity sınıfımızda da aslında şu an o standarta uymuyoruz. Bunların hepsini private tanımlayacağız. Tabii şu an bazı yerler hataya düşecek. Sonra sağ tıklayacağız. Insert code. Getir setter diyeceğiz. Ve bütün attribute'ların getir setter metotlarını oluşturduk. Ondan sonra JDBC'ye gelelim. Kategori nokta name diye artık atama yapamam. Ne diyeceğim? Kategori nokta set name ve bunun içerisine TMP'yi yazacağım. Parametre olarak göndereceğim. Şimdi burada da sonuçta kategori ID'sine erişmeye çalışıyorum. Artık bunları değiştireceğiz. Get kategori ID, get name ve son olarak da get last update dediğim zaman ben bu sınıf üzerinde getir setter üzerinden iletişimi sağlamış oldum. Geldiğimiz zaman şimdi burada da aynı attribute'ları kullanıyoruz. Get name. Burada bunların da hepsi set kategori ID olacak. Bunun içerisine alacağız. Ve aşağıdakilere de bu şekilde devam edeceğim. Ancak şimdi burada devam etmeden önce hani satır sayısını arttırmamak adına şöyle düşünün. Şu an bizim 3 tane attribute'umuz var. 5 tane attribute'umuz olsaydı bu 2 satır daha artacaktı. Bu arttıkça da devam edecekti. Tabii bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir hani etiğe uymayan herhangi bir durum yok arkadaşlar. Burası da set last update dersek bunun yerine de şu bölümü alacağız. Bu şekilde kategoriyi oluşturabiliriz.
Ancak arzu ederseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Kategori entitiesinde, varlık sınıfında bir tane yapılandırıcı oluştururuz. Bütün attribütlerini içeren tane yapılandırıcı oluştururuz. Doğal olarak da bu kategori DAO'daki nesneyi oluşturduğum bölüme tek satırda ben bunları da ekleyerek nesne oluşturmasını tek satıra indirgeyebilirim. Artık bunlara ihtiyacım yok. Şimdi bunların kendisine göre bir avantaj dezavantaj var. Şuradaki kırmızı çizgi zaten yazılım geliştiriciler bilir. Hani 80 karakter varsayılan olarak ayarlıdır. Ve aslında bunun daha sağına kodunuzun geçmemesi okunaklılık açısından önemlidir. O yüzden hani bir önceki kötüydü, bu daha iyi şeklinde değil, sadece yapılandırıcı vesaire hani mümkün mertebe Java'nın hani kullanım özelliklerinden yeri geldikçe bahsetmeye çalıştığım için bunu da göstermek istedim. Şimdi burada da mesela bizim şu an tek bir tane yapılandırıcımız var kategori sınıfında. O da full yapılandırıcı. Yani bütün parametreleri içeren yapılandırıcı. O yüzden de bu şekilde boş kategori tanımlamama izin vermiyor. Bunun çözümü de zaten tahmin ettiğiniz gibi çok kolay. Bir tane de boş yapılandırıcı eklersem oradaki sorundan da hatadan da kurtulmuş olurum. Evet arkadaşlar, bu derste hemen bir deneyelim yine. Problemimiz var mı diye. Tekrar beyaz eşya diye bir kategori oluşturalım. Gördüğünüz gibi programımızın çalışmasında herhangi bir problem yok. Şimdi bu dersimizde neler gerçekleştirdik? Bu bizim kod optimizasyonu noktasındaki son dersimiz oldu. Bundan sonra artık web'e geçeceğiz. Şimdi web'e geçtiğimiz zaman da aslında bizim kodumuzda bakın entity paketi, DAO paketi, util paketi hiç değişmeyecek. Sadece bu projemize bir web katmanı eklemiş olacağız. Ve hani web katmanının gereksinimi olan binleri anlatacağım. Ve web'e çok kolay bir şekilde geçmiş olacağız. Kodumuzda herhangi bir yerde başka bir değişiklik yapmamıza gerek kalmayacak. İşte bu prensiplere uyduğunuz zaman aslında böyle de bir avantajı var. Yani biz çok kolay bir şekilde masaüstü uygulamasını, web uygulamasını eğer katmanları güzel bir şekilde ayırdıysak web uygulamasına geçirebiliriz. Tam tersi de tabii ki geçerli. Bu bizim kod düzenleme noktasındaki son dersimiz oldu arkadaşlar. En son olarak da statik anahtar kelimelerini kaldırdık ve enkapsülasyon özelliğini kodumuza uyguladık. Yani bütün değişkenlerimizi private tanımladık ve sınıflar arası iletişimi getirset üzerinden sağlamış olduk. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.